Peki, süremizin sonuna geldik. Şimdi bugünü saymazsak artık seçimlere 2 gün var ve şunu biliyoruz yani. Pazar günü Cumhurbaşkanı belli olacak. Aslında yüksek bir oy oranıyla inşallah. Peki, son mesaj olarak. Yüksek bir oy oranıyla yani pazar günü Cumhurbaşkanı belli olacak ama benim buradaki özel vurgum, özel isteğim, özel çabam bunun yüksek oy oranıyla olması. Yüksek oy oranıyla olması şu demektir. Yani 50.1 ile de Cumhurbaşkanı olmuyor. 56 ile de Cumhurbaşkanı olmuyor. Ama güçlü, istikrarlı bir Türkiye için. Yani herkes şunu bekliyor. İşte zayıf bir hükümet olsun. 2 sene sonra bir daha seçim olsun. Sonra bir daha seçim olsun. Yüksek bir oy oranıyla artık Türkiye'nin bütün bu ekonomik sorunlarını içeride dışarıda boğuştuğu bu sorunları ancak güçlü ve iyi bir destekle seçilmiş bir hükümet sağlar. Onun için de biz elimizden geleni yapacağız. Peki, bizim olduğumuz yer doğru yerdir. Gençler buna inansın. Bütün sorularıma samimiyetle cevap verdiniz. Sayın Oğuz, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Siz sağ olun. Değerli izleyenler. Bu arada buradan da duyurayım vatandaşlarımıza. Cumartesi günü inşallah Antalya'da olacağız. Sayın Çavuşoğlu ile beraber Antalya'da sahada olacağız. Bütün Antalyalı hemşerilerimi buradan davet ediyorum. Biz Cumhurbaşkanlığı kampanyamızın sonunda son 2-3 günüydü sanırım. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle beraber Antalya programımızı iptal etmiştik. Apar topar Ankara'ya gelmişti. Çünkü önemli bir konu. Cumhurbaşkanı adayı linçlenerek istifa ettirilmişti. Antalya'ya borcum vardı. İnşallah bu seçimlerin ikinci turunda nasip oldu. Sayın Çavuşoğlu ile beraber Cumartesi günü Antalyalılarla buluşacağız. Şimdiden buradan sevgi saygılarımı yolluyorum. Peki efendim, bir kez daha teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı özel röportajda ağırladık. İyi geceler diliyoruz. Hemen bizden sonra Fuat Kozluklu Gece Bakışı ile karşınızda.